Sesi Kafe'nin sunduğu Yüzüklerin Efendisi'nin yeni bölümü şimdi başlıyor. Merhaba Zafer abi. Merhaba başkanım. Merhaba Cem. Merhaba Merhaba sevgili Legendaryum Türkiye izleyicilerimiz. <gülüyor> <gülüyor> Bak Zafer abi yalnız bırakıyorsun. Nasıl kalsın? Bir fırlamalık yapacaksın diye bekledim ama. Evet. Bekledin sonra vazgeçtin. Evet. Zafer abiye yapacaktım. Ben alkışlamadım ki. <laughs> Bak yapmış işte görüyor musun? Bak ben sana dedim abi. Neyse. Konumuza dönelim zevzeklik yapma. <gülüyor> <gülüyor> tamam dönelim. Yüzüklerin Efendisi kitabımız sona erdi. Üzgünüz yasını tuttuk. Ama geçti. Şimdi iyiyiz. Toparladık kendimizi. Cem yataklara düştü. <laughs> yataklara düşeceğim ben. Valinara doğru yüzüyorum. Yüzüyor musun hala? Seni <laughs> almadılar mı gemiye? Arkasına tutundum. <laughs> sallıyor hala. Kıyı <laughs> <laughs> el sallıyor. Görmezden geliyorlar seni gemide. <laughs> Büyük okyanus canavarlarına karşı gemiyi koruyor. Evet. O yüzden. Hı hmm, Ha, tamam. Yani şort ne alaka ne alaka dediniz alakasını gördünüz sonunda. <laughs> Hakikaten. Şaşırtmaçlı ha. son. Terliklerinde mi girdin? Terlik boğazına evet. asılı. <laughs> İple bağlanmış birbirine burada asılı böyle. Eline geçir eline. Şey görevi görsün. Serimiz sona erdi. Ekleri yapacak mısınız? Ekleri yapacak mısınız? Dediler. Biz de bir bölüm ekler üzerine konuşmaya karar verdik. Bu bölümümüzün sponsoru daha önce de bizim sponsorumuz olan ve kahvelerine çikolatalarına bayıldığımız... Sezi Kafe, kahve stokları bitenler lütfen hemen yapıştırsın. Aynen. %10 indirim kodunu hemen kapsınlar. İlk açıklamaya kodu bırakacağım. Sezi Kafe'nin sayfasına gidip kahvelerini, çikolatalarını alabilirler. Afiyet olsun. Evet. <laughs> O halde artık bölüme geçelim. Abi ilk başta şeyi sorayım. Şimdi genelde herhangi bir kitapta ekler okunmayan, göze gelmeyen, hatta sayfa sayısından çıkartılan bölümlerdir. Sence ekler önemli midir? Tolkien kitaplarında ayrı bir önemi var mıdır? Tolkien kitaplarını okurken eklere ayrı bir zaman dilimi ayırmalılar mı? Tolkien kitaplarında kesinlikle ayırmalılar ama her kitap için ekler çok önemlidir diyemem. Ama şöyle diyeyim, her halükarda ön sözlerden daha önemlidir ekler. Ön sözleri okumak masanız olur ama ekleri kitabı sevdiyseniz ya da işinize yarayan bir kitapsa ders kitabı da olabilir. Onları okumanız lazım. Tolkien de ekstradan önemli çünkü hani kitabı da okuduysa zaten detay ister. Hani daha fazla nasıl bilgi edinirim ona merak eder. Eklerde de Tolkien hep ekstradan bilgiler verir. Kitabın içinde rastlamadığı ya soylarla ilgili, dillerle ilgili ya da ikili ilişkilerle ilgili ya da bir savaşla ilgili. Bu eklerin hepsi Tolkien'de işe yarar. İşlevseldir. Hmm. O yüzden Tolkien'de ekleri okumak böyle daha derin bir bilgiye Sahip olmayı sağlar. O yüzden ekler önemli Tolkien'de. Yani. Sen ne düşünüyorsun Cem? Valla Zafer abi söyledi aslında ne olduğunu. Bir de kitabın hangi yerlerinde neler vardı, ne olabilirdi. Hatta bu eklerde şimdi önemli bir şey dördüncü çağın başlarını Başını da da gösteriyor. Gösteriyor. Hep soruyorlar ya ne oldu ondan sonra işte Frodo ayrıldıktan sonra. O da var mesela bunun içinde. Orayı bilen bir de ortamda güzel hava atar. Hı -hı. Tabii çok detay olur yani. Evet. Abi Christopher Tolkien mi hazırlamış bu ekleri yoksa babasının notlarından gene? Yine Babası toparlı. ekleri yazıyor ama toparlıyor. Hani 3-5 ayrı yere yazmıştır muhtemelen. Tolkien notlar çıkartmıştır. O da ek bilgiler olarak onları ekler diye toparlamış Christopher Tolkien. Bu kadar fazla ek var ki. Kronolojiden, alfabe'den, alfabe, ırklar üstüne küçük bilgiler var. Kelimeler ve isimlerin telaffuzları üstüne var. var. Dil gramer bilgileri, alfabeler. Tabii biz alfabeler, dil gramer bilgileri işini girmeyeceğiz. anlat çünkü o hem çok spesifik hem de hani böyle ders ders haftalarca anlatılması gereken bir şey. Oku geç hikayesiyle onu artık meraklısı emek verip kendisi uğraşacak. Orada da mesela güzel şey var. C'ler K oku. Tabii C'ler K her halükarda. Tabi şey baştaki C'ler. CL bütün C'ler CL K okunmuyor aslında. Baş, Başta. Başta. ise Baştaysa standart evet. K okunuyor. Evet Zafer abi peki burada bize ne anlatacaksın? Ya ek A'dan başlayacağız. O bu ilginç bir şey tabi. Yani bütün okurlar ve sinema izleyicileri için de ilgi çekici bir şey. Aragorn ile Arwen öyküsünün bir bölüm aktarılmaktadır diyor. Yani Aragorn ile Arwen'in evlilik yaşam hikayesinin çok böyle kısaltılmış ama yoğunlaştırılmış, detaylandırılmış bir öyküsü var burada. O açıdan hani ilgi çekici hatta taş şey şeyden başlıyor buradaki öykü. Arador yani Aragorn'un dedesi oğlu Araton için bir hanım arıyor evlenebilsin diye. Tabi o sırada krallıklar dağıldığı için bunlar Dunadain reisleri, şefleri halindeler. Araton da bir kızdan hoşlanıyor. O da Aranas soyundan Dirhael'in kızı olan Zarif Glirayn diye bir hanımefendi. Yalnız şöyle bir durum var. O sıralarda Araton 60 yaşlarında ama bizim şimdiki yaşımızdaki 60'ı düşünmeyin. Çünkü bu adam muhtemelen 200 yıl yaşayacak yani. Númenor soyundan geldiği o bakımdan da genç bir adam. 20'lerinde sayılır. 20-25'lerinde. Yalnız Gilrayen henüz çok genç. Bedensel olarak erişkinliğe kavuşmuş. Ama Nümenor adetlerine göre daha evlenecek yaştan az. Yani muhtemelen 35-40 yaşlarında bir kadın bu. Çünkü 50'sinde falan evleniyor Nümenor kadınları normalde. Babası diyor ki hanımıyla konuşurken kızı istiyorlar falan. Onlar da çok önemli bir soydan geliyor tabi. Arana soyundan geliyor. Gene krallık soyundan geliyor aile. Ya diyor hem olgun hem çok sert bir adam. Savaşçı bir adam. Bizim kızımız henüz çok çok genç. Hani evlenmelerine müsaade etmesek mi falan filan diyor. Kadın çok ileri görüşlü. Yani Aragorn'un babasının kayınvalidesi. Kaynanası çok ileri görüşlü. Diyor ki artık zaman toplanıyor. Yeni bir dönüşüm var artık yeryüzünde. Bu öyle olduğu için diyor. Hani yaşı fazla büyük her an savaşlarda savaşçı öyle bir riski olduğu için diyor. Bu soyun devam etmesi için kızımız da istiyorsa kesinlikle bir an evvel evlenmelerini sağlamamız lazım ki bu hikaye bir küçük olasılık da olsa mutlu sonla devam etsin. Yani öyle bir öngörü su var kadının. Nümenorlular da elfler kadar olmasa da bir öngörü var soylularında. Bunun üzerine evlenmelerine izin veriyorlar ama kayınpederinin dediği doğru çıkıyor çünkü ilk bir yıl içinde karısı hamile kaldıktan sonra bir oh baskınında öldürülüyor adam ve o doğum yapıyor. Gılray'ın oğlu olan aragorn doğuyor. Ama aragorn babasını kaybettiği için ve o sırada da artık Mordor biraz daha geliştiği için Sauron bedenselleşmese bile gidip ruhen Mordor'a yerleştiği için ruhunun bütün Nümenor soyunun kral soyunu öldürmek için araştırdığını falan duyuyorlar. O yüzden de saklanmak için Ayrık Vadi'ye gidiyor. Ayrık Vadi'de Elrond onları kabul ediyor annesiyle Aragorn'u ve kendi evladıymış, kendi oğluymuş gibi yakınlık kuruyor ve o kadar sahipleniyor. Yani diğer çocuklarından hiç ayırt etmeden büyütüyor onu. Yalnız şey diyor şu an için çok erken çocuk daha çok küçük. Hiç kimse ona soyunu ve bundan sonraki görevini yani Dunadayn şefi olacağını falan söylemesin. Zamanı geldiğinde ben söyleyeceğim. Çok hızlı gelişiyor zaten Aragorn ve 18 yaşına falan geldiğinde artık Elrond'un ikizleriyle falan ork avına falan çıkıyor. Hani böyle pasif falan biri değil ama kendi soyundan haberi yok. Ve 20 yaşında geri döndü de 2 yıllık bir çevreyi gözetleme görevinden sonra geri döndüğünde bir bakıyor ki hani 20 yaşında ama olgun bir adama dönüşmüş. Ona Estel adını veriyor zaten. Kendi adının Aragorn olduğunu da bilmiyor. Estel diye biliyor ilk başta Aragorn adını. Estel ümit demek. Yani bu diyor bizim ümidimiz olacak olabilirse. Çok gelişmiş olduğunu görünce de diyor ki artık senin diyor soyun bu görevin dunadayının dayının başına geçmek. Belki de diyor çok uzun sürecek bir süreçte sizin için, siz insanlar için kaderin çok daha büyük şeylere iyi ya da kötü etki edecek. Yani büyük bir sorumluluğun olacak bu dünyada. Ve şey Barahir'in yüzünü yani kutsal emanetlerden Barahir'in yüzüğünü veriyor ve kırılmış Narsil'i de kırık bir şekilde Aragona teslim ediyor. Artık diyor bu büyük büyük dedenin elendiğinin kılıcı. Onun da hikayesi anlatıyor. Bir gün diyor bu göreve hazır olabilirsen, hayat öyle devam ederse yapılacak yeniden ama yapılana kadar senin yanında kalacak diye. Yanlış anluminas asası ancak diyor görevin çok netleşip de başarı olasılığı olduğu zaman sana teslim edilecek büyük aile yadi yarı o zamana kadar bende kalacak. Ertesi gün Aragon sanki bu geçmişini öğrendikten sonra daha da bir olgunlaşmış gibi geliyor kendisine ve daha üstünde büyük bir sorumluluk hissediyor. Yalnız soyunu falan öğrendiği için de bir rahatlama var. Önceden hani ben kimim neyim gibi meseleler aklını kurcalıyor bir öneminin değerinin olduğu olduğunu bilmesine rağmen ne olduğunu bilmediğinde Ayrek Vadinin ormanlarında tıralarla tıralarla geziyor, şarkı söylüyor. Hatta Beren'in Luthien'i gördüğünde ormanda söylediği şarkıyı söylüyor yani tesadüfe olarak. Uzaktan inanılmaz güzellikte bir genç kız görüyor böyle. Aynı Beren'in Luthien'i görmesi gibi görür görmez aşık oluyor zaten ona. Ve o mavilere bürünmüş kızın, mavi elbiseler giymiş kızın yanına gidiyor sessizce. Tıpkı Luthien elbisesi gibi. Aynen ve aynı Beren gibi uzunca bir süre kendisinin fark edilmediğini zannedip sessizce kadının güzelliğini seyrediyor orman içinde. Hmm. Daha sonra böyle belki de tarihsel bir tekrar olarak Tünüviel, Tünüviel diye sesleniyor kadına. Yani Luthien'in diğer adı. Kız ona tarafına dönüyor. Aragorn'a gülüyor. Kimsiniz siz ve niçin bana o isimle sesleniyorsunuz diye soruyor. Aragorn da diyor ki çünkü diyor sizin gerçekten diyor o şarkıda geçen Luthien olduğunuzu düşündüm. Görünüşünüzle bu kadar çok benzerliğinize falan. Ama diyor eğer adınız o değilse bana gerçek adınızı bahşedin ben onu söyleyeyim. Kız da diyor ki birçokları diyor ona çok benzediğimi söyler. Luthien'e çok benzediğimi söylerler. Yine de diyor onun adıyla bir değil benim adım. Gerçi belki de kaderim onunkinden de pek farklı olmayacaktır diyor. Ama diyor siz kimsiniz? O da diyor ki bana Estel derler Aragon. Ama Duna Dunadey'nin efendisi Isildur'un varisi Aratan oğlu Aragon'um ben. O da yeni öğrenmiş herhalde onun yani <laughs> <var. Aynı gülüyor> <arasını gülüyor> yapıyor. yapıyor. <laughs> bir de şey tabii yani o krallar soyundan falan geliyor kendini asil görüyor artık. Hani aristokrat pratik bir seviyesi var zaten. Onu da belirtmek istiyor. Belki de etkilemek istiyor kız. Yani ben böyle bir soydan geliyorum falan Manitacılık çalışır abi. Tabii çalışır. tabii o işler statü önemlidir manitacılıkta. Yani. Hiç de değildir. Hiç de değildir. Kadınlar hep melek gibidirler. Adamın ne işine bakarlar, ne aşına bakarlar, ne soyuna bakar Hiç öyle bir şey yoktur yani. Yoktur. Kadınlar tamamen gönülleriyle birlikte olurlar. Evet. Onu biliyorum ben. Bu o dönemler öyleymiş. Aynen. O dönemler böyle kadınlar bakabiliyormuş. Orta bakabiliyor dünyada, yani. böyle bir garip yani olay. Bir garip saçma sapan. Hele ağır. Ver 那尼。<天><天> Yalnız bunları söylerken kızın güzelliğine, edasına, tavrına falan bakınca aslında bütün bir ünvanların bu kızın yanında hiçbir değerinin olmadığını da fark ediyor ya. Yani. <laughs> bu benden daha yüce bir şey kesin yani. <laughs> Arwen gülerek şey diyor. O halde diyor uzaktan akraba bile sayılırız çünkü ben Elrond'un kızı Arwen'im ve bana da ondomiel derler. Aragon sık sık tehlikeli günlerde diyor büyük krallar yöneticiler insanlar en değerli eşyalarını saklarlarmış diyor. Efendi Elrond da demek ki diyor en kıymetli hazin dinisini herkesten saklamış diyor. İlk kez ortada sizi görüyorum ben sizi burada hiç görmedim. Daha önce hiç rastlaşmadık diyor. Valla Aragorn'u yaman evet. bir de daha 20 yaşında düşün. Öyle. Tam bir karaca oğlan. 20 yaşında ben daha bu seviyede suya bu diyordum yani düşün yani, yani daha, daha suya su diyemediğim zamanlar bunlar. Kolay Aragorn olunmuyor Zafer Yok, abi. Yok canım bu. Nerede Kız da şey diyor zaten diyor burada hazine dairesinde kilitlenmiş değildim ben. Doğudaki yükselen dağlara, puslu dağlara bakıyor. Bir süre diyor annemin akrabaların toplantıları larındaki uzaktaki Lotlorien'de yaşıyordum Bugün ilk kez geri döndüm babamı ziyaret etmek için. O yüzden diyor Imladris'te dolaşmayalı uzun oldu. Galadriel'in yanında. Galadriel'in yanında anneannesinin yanında. O zaman Aragon iyice meraklanıyor duruma. Kendisi 20 yaşında ama kız da yani 20 yaşında falan duruyor. Kendisinden büyük durmuyor fiziksel olarak falan. Ama Arwen'in gözlerine baktığı zaman şeyi fark ediyor yani. Sonsuz bir bilgelik, çok daha derin bir bakış ve çok daha uzun yıllar bu dünyada var olduğunu içinde hissediyor. O duyguyla aşık oluyor Undomiel'e. Diğer günler bunu takip eden günlerde falan her şey sessizleşiyor Aragorn için. Annesi de üzerinde bir garip hal olduğunu, sessizleştiğini falan fark ediyor Gildra'ya. Şey diyor oğluna nedir derdin diye o da işte Elrond'un kızıyla karşılaştım, aşık oldum falan muhabbeti. Diyor ki oğlum diyor mailin çok yüksek, kralların soyundan gelen birisi için bile çok yüksek bir hedef diyor Arwen Yani onların diyor soyu, sopu, hani dünyadaki statüleri, konumlamaları biz Numenor kralın soyundan gelsek bile bizim çok çok üstümüzde. Çok mümkün olan bir şey değil bu sevda değil. Gerçekleşebilecek bir sevda değil. Sana diyor. vermezler diyor. Evet, i̇mkansız bir aşk. Evet <laughs> imkansız bir aşk. Hem de o elf sen insansın. Yani elfler insanlara kız vermezler. Mümkün değil. Aragon da şey diyor. Olsun diyor. Eğer diyor bana öğretilen atalarım doğru ise diyor. Elrond'un bana dedikleri doğru ise aynı kandan bir parça da bizde var. Aynı soydan geliyoruz sonuçta. Uzaktan da olsa bir akrabalığımız var. Gildrayen de doğru diyor bütün söylenenler. Bir kan yakınlığınız var. Lakin bunlar diyor çok önceleri dünyanın başka bir çağında ki bir bağlantı bu. 4000 yıl, 5000 yıl önceki bir bağlantı herhalde. Elros'tan bağlanıyor değil mi bunlar? Elros'un önce de Taşaya kadar gidiyor ya bunlar, Diora kadar gidiyor, Elvink'e kadar gidiyor, işte Erendil'e tamam, e kadar. Vardı, her yerden var, her yerden. Her yerden. Ondan daha öteye gidersen 3 insan soyunun kanı birleşiyor, 2 elf kanı birleşiyor, bir tane manya kanı birleşiyor falan yani. Bunların soyun derinliği acayip bir şey yani. Isildur'un varisleri de insanlar bunlar için diyor kısa bir süre yaşar. Onların ömürleri yani sonsuz olduğu için bize gönül vermezler, bizden uzak dururlar. O halde diyor. Aragon'da günlerim acı içinde geçecek demektir bundan sonra. Ve diyor yaban ellerde tek başıma dolaşacağım. Yani karacı olan dediği gibi yani vuracağım kendimi <laughs> dağlara bayılır. Sazını alıp, alıp gidiyor. Annesi de senin kaderin de diyor cidden bu var. Hani tek başına dolanmak, orta dünyayı öğrenmek, gezmek, mücadele etmek falan. O yüzden zaten bunu yapman senin kaderin. Elrond yani birçok şeyi fark ediyor, biliyor tabii. Aragon'daki değişikliği de fark ediyor ve bundan da pek hoşlanmıyor kızından. Hoşlandığını fark ettiği için. Bir gün odasına çağırıyor Aragorn'u. Oğlum diyor ona. Dunadayın reisi oğlum diyor. Hani hakikaten çok seviyor Aragon'u. Aratonoğlu Aragon diyor beni dinle. Nasibiniz çok yüce. Ya Elendil zamanından beri gelip geçmiş atalarınızın çok üzerine yükseleceksiniz ya da soyunuz bütün kalanlarıyla beraber yok olacak ve bütün soyunuz kuruyacak seninle beraber. Önünüzdeki yıllarca sürecek bir sınav var. Zamanınız gelinceye kadar ve buna layık olduğunuz anlaşılıncaya kadar ne evleneceksiniz ne bir kadını söz ile bağlayacaksınız. Kendi görevinizin ne olduğu belli olana kadar. Aragon diyor hani kızını kastediyor. Bunlardan diyor annem mi söz etti size? Hani kızınıza ilgi duyduğumu mu falan? Hayır tabii ki diyor. Anneniz bana hiçbir şey söylemedi diyor. Kendi gözleriniz ele verdi sizi. Ama diyor ben sadece kendi kızımdan da bahsetmiyorum. Senin diyor görevin o kadar önemli ki yani ya varoluşu devam ettirecek kanının ya da yok oluşa götürecek. O bakımdan diyor bu görev bu mücadele sonuçlanmadan benim kızıma değil herhangi bir insan kızına da bir söz verme. Çünkü görevin evliliğinden evvel gelecek senin. O bakımdan herhangi bir kadınla bu tür bir ilişki giremezsin diyor. Gönül ilişkisine giremezsin. Bir de diyor Lorien'in hanımının torunu benim kızım bu Arwen diyor siz ne kadar soylu olursanız olun çok daha yüksek bir soya sahipler ve erflerle insanların evlenmesi çok uygun değil. Ayrıca diyor yaşlarınız da çok çünkü diyor şöyle diyebiliriz dev bir huş ağacının yanında diyor arvenin yanında siz diyor yeni ekilmiş bir filiz gibisiniz hani yaş olarak <gülüyor> <gülüyor> böyle bir muameleyi kabul etmiyorum <laughs> <yerim> Zafer abi <laughs> lakin öyle olmasaydı ve gönlü size dönmüş olsaydı bile benim kızım da sizi seviyor olmuş olsaydı bile yine de üzerimize düşmüş olan bu hükümden üzüntü duyardım nedir diyor bu hüküm Aragon'da ben burada da ikamet ettiğim sürece Eldar'ın gençleriyle bir birlikte yaşayacaktır. Ama diyor bir gün ben batıya gideceğim ve benim kızım da dilerse benimle beraber gelecektir diyor. Bak gene erkek çocuklar ayva yemiş. Hiç iki oğlundan bahsetme benimle gelecekler gelmeyecekler. Kızı götüreceğiz Kızı diyor. Başlarının götüreceğiz diyor. <laughs> Başların çaresine bakar onlar. <laughs> Aragon'da anlıyorum diyor. Görüyorum ki gözlerimi bir zamanlar Beren'in arzulamış olduğu Tingol hazinesinden hiç de daha küçük olmayan bir hazineye çevirmiş. Benim de diyor nasibimde bu varmış. Sonra aniden soyuna özgü o öngörüyle geleceği tahayyül edebilir diyor Diyor ki lakin diyor efendi Elrond sonunda burada yaşadığınız yıllar azalmaya başladı ve kısa bir süre sonra çocuklarınız bir seçim yapıp ya size ya da orta dünyaya veda etmek zorunda kalacak. Hani benim seçimimin zorluğu kadar sizin için de onların seçimi zor olacak diyor. Elrond da doğru diyorsun oğlum diyor. Bizim hesaplarımıza göre kısa bir süre ama sizin hayatınız için çok uzun bir süre sonra böyle bir seçim yapılmak zorunda. Arven'in önünde diyor böyle bir seçim olmayacak. Eğer diyor siz ya kendinizin ya da benim dünyanın sonundan önce acı bir ayrılığı tatmamıza neden olacak şekilde aramıza girmezseniz Arve'nin kararı belli zaten. Benle beraber batıya gidecek. Henüz diyor benden ne istediğinizin farkında bile değilsiniz. Yıllar getireceğini getirecek birçok yıl geçmeden bu konuda konuşmayalım. Günler kararıyor ve gelecekte çok kötülük var diyor. Bunun üzerine de Aragon kendini hakikaten karacı olan gibi orta dünyaya vakfediyor. Elrond'un oradan ayrılıyor. Yıllarca Elrond'un çocuklarıyla beraber ork avlıyor. O yakın coğrafyaları geziyor. Uzak coğrafyaları geziyor. Bütün orta dünyayı dolaşıyor. Hatta işte gidiyor Rohan'da savaşıyor, Kralta'ya yanında. Oradan Gondor'a gidiyor, Gondor'da savaşıyor. Hem karada hem denizde savaşıyor bile. De hem kaptan olarak hem suvari olarak savaşıyor. Ondan sonra Gandalf'la tanışıyor, dostluk kuruyor, onunla bilgeliğini arttırıyor falan. Oradan muhtemelen Gandalf'ın da tavsiyesiyle uzak doğuya gidiyor. Yani Sauron'un etkin olduğu topraklara, Mordor'un daha doğusuna ve güneyine gidiyor. Oralardaki coğrafyayı, insanları ama şekillerini bilmem neleri falan tanıyor ve inanılmaz bir bilgi birikime ve olgunluğa sahip oluyor genç yaşında. Zaman zaman da doğuda bile Sauron'un hilelerini yalancılığını falan kendi o halkı arasında bile ortaya çıkarıyor. Sadece savaşta siyasi başarılar da elde ediyor ve böyle böyle yaşaya yaşaya o dönemde yaşayan insanların en serti haline geliyor. Ama bunun yanında da en bilgesi ve en merhametlisi haline de geliyor. Ruhen inanılmaz büyük bir olgunluğa sahip oluyor. 40 49 yaşına geldiğinde artık yorgun. Orta dünyada. 30 sene geçti. 30 yani. sene geçiyor. 49 yaşına geldiğinde çok yorgun şeye dönüp dinlenmek istiyor. Ayrık Vadi'ye. Daha doğudan geldiği için ilk başta diyor Lorient'e uğrayıp Galadriel Hanım'ın yanında dinleneyim. Oradan da yoluma devam edip Ayrık Vadi'ye yetişeyim bir Lorien de hoş karşılanıyor. Onun geçmesine izin veriliyor. Çünkü Gandalf'la dostluğu, yaşadığı maceralar falan. Galadriel'le falan da tanışmış durumda Celeborn'la. Ve ülkeye kabul ediliyor. Ve onun bilmediği şey o sırada Arwen de orada. nenesinin yanında. Galadriel de nene demek çok ayıp oluyor ama. <laughs> <laughs> Undomiel de orada. Akrabalarıyla kalıyor yani. Anneannesiyle kalıyor falan. Hiç değişmemiş yani. Bu olgunlaşmış, sertleşmiş yılların şeyi biraz bunun vücudu yıpratmış falan olan ama. Yani gelince senin benim olduğu gibi bir karizma çökmüş. bir ya. karizma çekmiş bir <laughs> ne derler orta adam çekiciliğine sahip, <laughs> bizim gibi geniş mumuzlu. <laughs> <laughs> Bunları görmüş, geçirmiş. <laughs> Artık ne fındıklar kırdı bilmiyoruz. <laughs> Galadriel şey yapıyor. Onun tabi yol elbiselerini yıpranmış, parçalanmış elbiselerinin yerine kendisi ona erpelerinleri veriyor bilmem ne giydiriyor falan. Onları falan giydirince Galadriel de fark ediyor ki bu adam geleceğin insan kralı olacak. Yani olabilirse, görevi başarabilirse. Çünkü o kıyafetlerle falan Aragon böyle bir kral gibi gözükmeye başlıyor. Ve o sırada da arvenle karşılaşıyorlar ormanda gezinti sırasında ve arven bundan çok memnun oluyor zaten şey anormal memnun. Yani Aragorn Galadriel'de bunların ilişkisinin gelişmesine ket vurmuyor yani engelleyici olmuyor Elrond gibi bir uyarıda falan da bulunmuyor. Bütün bir mevsim kalıyor Aragorn yani bir, herhalde 4 ay kadar kalıyor. 4 ay boyunca çıplak ayaklarıyla ormanın çimenlerinin arasında geziyorlar falan filan böyle hep sohbet ediyorlar birbirlerine şarkılar söylüyorlar falan. Ve en sonunda ayrılmaya yakın artık bu 40 yaşına girmiş oluyor o mevsim geçişinde Elrond'un kızı Arwen evlilik sözü veriyor Aragorn'a. Vay arkadaş. Ve Arwen diyor ki karanlık bir gölge var lakin benim gönlüm yine de neşe içinde. Çünkü sen Estel yiğitliklerinle bu karanlığı yok edecek olan büyükler arasında olacaksın. Aragon'da cevap veriyor. Heyhat diyor ben bunu önceden göremiyorum ve bunun nasıl olacağı da benden gizli tutuluyor. Yine de diyor senin ümit vermenle ben de ümitli olacağım. Ve gölgeyi kesinlikle reddediyorum. Batıya bakıyor bir alaca karanlık var. Oradaki alaca karanlık sonsuz hayatı temsil ediyor Valinor tarafı. Oradaki diyor alaca karanlık benim için değil sizin soyunuz için diyor o sonsuzluk şeyi. Çünkü diyor ben bu dünyada kalmak zorundayım ve ömrümü tamamlayıp bu dünyada ölmek zorundayım. Eğer diyor sen bana bağlanacak olursan senin de alacak karanlıktan o sonsuz hayattan vazgeçmen gerekiyor. Kız batıya bakıyor bir doğuya bakıyor insanları tasvir eden bir şekilde ve şey diyor sana bağlanacağım Dona'dan ve yüzümü araca karanlıktan çevireceğim. Yine de halkımın toprakları orada halkımın Irak yurdu bir sessizleşiyor ve Aragon'da şeyi anlıyor Elrond'un ona büyük acıya neden olacak bu seçim yapması dediği çünkü kızın babasını çok sevdiğini anlıyor ki zaten son bölümde anlatmıştık yani birkaç gün sürüyor ikisinin ayrılma seromenisi ve bütün orta dünya acı içinde kalmıştı onların ayrılık acısından dolayı. Elrond kızının seçimini işittiğinde kalbi paramparça oluyor. Ama kızının seçimine saygı duyuyor. Bunu engellemek için de bir şey yapmıyor. Ama Thingol gibi bunun da ön koşulu bu dünyanın ve birleşmiş krallığın kralı olması ve kötülüğü yenmesi lazım. Başka türlü diyor kızımla evlenmesine müsaade edemem. Ancak bu dünyadaki gölgeyi kovarsa kızım bu dünyada kalma tercihine itiraz etmeyecek. Abi eften kayıp eder olmuyor. Biri Melkor'a götürür, gönderir, Silmar'a götürür. Biri Sauron'u öldürür. Doğru. Da oğlum siz ne iş yapıyorsunuz lan? <laughs> Kız abi elften. Elften zor. Çok ama. açık. Ve şey yapıyor yanına gittiğinde diyor ki yani bütün hani açıklıyor durumu tamam kızım sen bunları başarırsan seninle kalacak o kendi seçimini yaptı bilmem ne falan filan. Yalnız diyor şunu unutma Arven bu seçimi kendi rızasıyla yapıp bu dünyada kalacak olmasına rağmen gene de diyor sen gittikten sonra ki o senden her halükarda uzun yaşayacak insan olmasına rağmen bu dünyadaki diyor seçiminin ne kadar korkunç ve acı olduğunu o zaman hissedecek. Sen öldüğünü hissedecek. O sırada da lafını sok yani sen onu aslında korkunç bir kadere razı ettin. Ve ondan sonra da Elrond ile Aragorn arasında bu konuşma hiçbir zaman tekrarlanmıyor. Tekrar bundan hiç bahsetmiyorlar. Birkaç yıl sonra Glyraen Elrond'dan izin istiyor. Ereor'daki kendi halkının Dunadanların yanına yerleşmek istediğini söylüyor. Ve artık oğlu da ona çok az gözüküyor. Çünkü Aragorn hala Orta Dünya'daki savaşlarla falan uğraşıyor. Çok az annesinin yanına gidiyor. En son gittiğinde de Glyraen çok bilge bir kadın annesi. Diyor ki bu bizim son ayrılışımız Est oğlum diyor. Üzüntü beni sıradan insanlar gibi yaşlandırdı. Orta dünya üzerinde toplanan zamanımızın yaklaşmakta olan bu karanlığıyla yüzleşemeyeceğim. Yani senin yapacağın savaşın sonunu ben göremeyeceğim. Aravan annesine umut vermek istiyor. Diyor ki karanlığın gerisinde de bir ışık olabilir. Eğer öyleyse sizin bunu görüp mutlu olmanızı dilerim. Ama Gilrael ona şey diyor sindarince Onani Estel adayın u çebin Estel ani. Yani diyor ki ümidimi diyor ben Duna'dayına verdim. Duna'dan'a verdim. Kendime hiç saklamadım. Benim diyor bütün hayatım asla senin bu gölgeyi kovmanı ve kral olman için geçti. Ben zaten başka bir şey Kendim istemiyorum. Işte. Kendim için bir şey istemiyorum. Yüzük savaşında yıllar ilerliyor. Gılrağan ölüyor. Yüzük savaşı hikayesi bilmem ne cahçut onlar oluyor. Ve o sırada işte Arve'nin en büyük hediyelerinden biri kendi eliyle nakşettiği Elendil'in sancağını Aragorn'a hediye ediyor. Üçüncü çağ yüzüğün yok edilmesiyle falan sona eriyor. Zaten son bölümden önce düğünleri oluyor falan. El Elrond'la ayrılıyorlar. Elrond ayrık vadiye dönüyor. O Gondor'da kalıyor Arwen'le beraber. Ve 120 yıl beraber yaşıyorlar Aragorn'la. Yani Aragorn ondan sonra 120 yıl yaşıyor. O sıralarda 80 küsur olduğuna göre 200 küsur falan yaşında. Eşini yanına çağırıyor. Artık diyor ben yaşlandım. Rezil kepaze olmadan yaşlılığın yükü düşmeden diyor soylu Númenor krallarına kendi zamanlarını seçme hakkı verilir. Benim de diyor zamanım geldi. Oğlumuz Eldarion da büyüdü. Artık tahta geçebilecek yaşa geldi. O yüzden de senin de müsaadeni istiyorum ve ben bu dünyadan ayrılacağım. Arwen buna çok kahroluyor tabii çünkü aslında Arwen'in kendisi bu dünyayı seviyor değil. Arwen hakikaten Aragorn'u sevdiği için bu dünyaya razı oluyor aslında. Gene de olgunlukla sesini çıkartmıyor falan. Hani gidiyor Raddinene, ona ayrılmış masanın üstüne yatıyor. Yanında işte Mahiyeti oğlu Arwen var. Onlarla son bir konuşma yapıyor. En sonunda da herkes ayrılıyor. Sadece elini tutuyor Arwen yanında kalıyor lahdinin başında ve gene de dayanamıyor Armen diyor ki hani şu anda daha iyisin hani hayatın var belki de bir 20 yıl daha yaşayacaksın. Kalamaz mısın benimle diyor? Sensiz diye nasıl dayanacağım ben sen gittiğin zaman falan. O da diyor ki o kadar zorlu yollardan geçtik. Utanca ve onursuzluğa düşmeden ve diyor kendi sağlığımda kimseye rezil olmadan artık bu dünyaya doydum ben. Gitmem gerekiyor. Sen diyor bana müsaade etme. Aslında benim için bile daha doğru. Hem senin için hem benim için daha doğru diyor. Armen de onun hani o gururlu terk edişi bu dünyada kabul ediyor. Hatta orada şey diyor Aragon. Şöyle düşün diyor. Sen de insansın ben de insanım ve bu dünyaya bağlı değiliz diyor. Öldükten sonra diyor özgürleşmiş olacağız. Sen de diyor insan olduğun için öldükten sonra özgürleşmiş olacaksın. Belki de başka bir sonsuzlukta buluşacağız seninle. Yani çünkü elfler orta dünya yok oldu mu bir daha yok olacaklar. Onlar bir yere gidemiyorlar. Bütün hayatları orta dünyada sınırlı. Arwen şey diyor. Bu diyor Tanrı'nın diyor Tekin insanlara verdiği ölüm denilen armağan diyor. Hem çok kutlu bir armağan ama korkunç acılara da sebep oluyor. Sonunda işte Aragon orada Lahtin üstünde öldükten sonra Eldarion tahta geçiyor. Arwen de Lorien'e dönüyor ama Lorien de Galadriel'de gitmiş. Herkes gitmiş. Malron ağaçlarının orada belli bir süre daha yaşıyor orada dolanıyor falan. Bir yıl kadar sonra da Kerin Amroth'ta uzanıyor ve orada yeşil bir kabir oluşuyor onun üstünde ve orada Arwen de bu dünyada gözlerini kapıyor. Bu öykü güneyden bize geldiği kadarıyla diyor burada bitmiştir. Akşam yıldızının solmasından sonra Artık bu kitapta eski günler hakkında hiçbir şey söylenmez. Avren'i de böyle uğurluyoruz. Şimdi bu hep böyle imkansız aşklar muhabbeti var ya insan el hmm. filan Tolkien'de. Birazcık kendi gençliğinden de acaba esinlenmiş midir? Ya Onlara da imkansızdı kendi ya. kendi pratiğinden esinlenmiştir. Şu Onu söylüyorum işte. Belki de oğundan dolayı. Tabii tabii ya, kesin etkilenmiştir. Ama yani kişisel deneyimlerden etkilenmeden zaten nasıl bu kadar etkili yazacaksın yani? Çok sünni olurdu. Kıyamam hep bir imkansızlık. Hep bir şey. Ama o, o da sebat ediyor. Kızın nişanlısından ayırıp evleniyor yani. Çok e da... Ya. Yani, Tolkien de az şey değil. Gerçi karısı da çok hani karakterli çıkıyor bir açıdan yani. Ya burada şey çok dokundu bana ya. Şey diyor ya Aragorn, kendine bir danış sevgide ve sor bakalım. Kuruyup adamlarımı ve aklımı yitirerek mi düşmemi isterdin tahtımdan? Evet yani bu yani yaşlılık, titrek, hastalık bilmem ne yani o, o şey olmuyor. Krala yakışmaz diyor. Yani evet. krallar ayakta ölür hikayesi yani. Ben diyor sağlamken gitmeliyim zaten. Ekbe'ye geçiyoruz millet. Burada bir kronoloji vermiş. Çok iyi bir kronolojidir bu. Baştan sona direkt Christopher Tolkien tarafından yazılmış Ekbe. Yalnız burada benim bahsedeceğim kısım Ekbe'nin sonu. Yani yüzük kardeşliğini oluşturanlar daha sonra başlana gelenler. Yüzük kardeşliğini oluşturanlardan sonraki Frodo batıya gittikten sonra neler oldu diye. 120 yıllık bir bölüm. Ondan önceki hikayeyi kitap boyunca zaten size aktarmış olduğumuz zaman oradaki şeyi biliyorlar kronolojiyi. 1422 yılında 4. çağ başlamış kabul ediliyor. 1427 yılında Nebze Ayak Belediye Başkanlığı görevini devrediyor ve Sanvaz şahit Belediye Başkanlığı görevini yapıyor. Peregrin Tuk da 1427 yılında uzun ayrıklı elmas ile evleniyor. Peregrin Tuk'un da düğünü yapılıyor. Kral elesar insanların şaire girmesini yasaklayan bir kanun çıkarıyor ve şairi Kuzey Asası'nın koruması altında olan özgür bağımsız bir ülke olarak ilan ediyor. Yani Aragon'da ona güzelliklerini yapıyor yani şaire. Peregrin'in oğlu Faramir geliyor. Peregrin çocuğunun adını Faramir koyuyor 1430. 1431'de Sunwise'ın kızı Altın Bukle doğuyor. O Hı. da saçları çok güzel. Elf saçı gibi falan böyle. Gerçi ilginç bir şekilde Sem'in bütün çocuklarının saçları altın sarısı. Böyle elf saçı şeklinde oluyor. Yani böyle bir ayrıntısı var onun çocuklarının. Genelde hobbitler kahverengi ya da siyah saçlı oluyor. Çok azı sarı saçlı. 1432'de muhteşem Meriadoc er diyarının o bölgenin hükümdarı ilan ediliyor. Vay vay vay. Kral Eomer ve itilen hanımı Eowyn Meriadoc'a hediyeler yollayıp krallığını kutluyorlar onu. nereye baksın. De 1434'te Peregrin bölgenin reisi oluyor. Kral Elaser de reisi, hükümdarı ve belediye başkanını Kuzey Krallığı'nın danışmanları haline getiriyor. Efendi Sunwise ikinci kez belediye başkanı seçiliyor. 14. yıl için seçiliyor yani. 1436'da Elaser kuzeye gidiyor ve bir sürü Evendim Gölü kıyısında kamp kuruyor. Brandy Badesi Köprüsü'ne geliyor ama o köprüyü geçmiyor. Şairin içine geçmiyor ve orada dostlarıyla buluşuyor. Yani Frodo, Bilbo hariç Meriado, Pippin, Sam onlarla buluşuyor. Orada sohbet, muhabbet ediyorlar. Duna yıldızını Efendi Sunwise'a veriyor ve Eleanor Kraliçe Arwen'in Nedimeleri arasına davet ediliyor. Kızı Eleanor ilk kızı Eleanor Sunwise. 1441'e gelince Efendi Sunwise üçüncü kez belediye başkanı seçiliyor. 1442'de Sunwise karısı ve Eleanor Gondor'a gidip orada bir yıl kalıyorlar. O dönene kadar da Efendi Tolman Pamuk ona vekalet ediyor. Belediye başkanlığına. Yani şey çiftçi Pamuk'un oğlu kayın birisi yani 1448'de Efendi Samwise dördüncü kez belediye başkanı seçiliyor. <gülüyor> <gülüyor> Ceketini koysa seçiliyor desin abi. Evet. 1451'de Eleanor Irak yaylalardan Greenhorn'lu Festrat'la evleniyor. Irak yaylalardan Kule Tepelerine Emini Bright deniliyor oralara. Batı sınırı kral tarafından şaire hediye ediliyor. Yani Amansul'a kadar olan bölge şair toprakları ve şair krallığına toprağa ilan ediliyor. Onlar da o bölgeye Eleanor'la beraber yerleşiyorlar. Amansul'un ve diğer bölgenin efendisi olarak da Eleanor'un kocası atanıyor ve oraya da ondan sonra da kulelerin Fairbairn'leri adı veriliyor o soya ve onların soyu da o bölgelerin efendisi derebeyi haline geliyorlar. 1462 6. kez belediye başkanı seçiliyor Samwise. Samwise ömür boyunca bunu beklemiş evet. ya. <laughs> 1463'e gelindiğinde Faramir Tuk, Samwise'ın kızı Altınbuk'la ile evleniyor. Vay wow. be. Yani dünür oluyorlar. Dünür mesela. oluyorlar. Bu çok güzel. 1469 7. ve son kez belediye başkanı seçiliyor. Görev süresi 1476'da 96 yaşındayken sona eriyor. Artık belediye başkanını istemiyorum diyor. Çok yaşlandım diyor. 1482 yılında yıl ortası gününde Efendi Sunwise'ın eşi Gül Hanım ölüyor. Hmm. 22 Eylül'de Efendi Sunwise çıkın çıkmazından ayrılıyor. Kule Dağları'na doğru gidiyor. Onu son kez kızı Eleanor görüyor. Kule Dağları'nın efendisi işte Firebank'ler sülalesinden. Ve Elonlara kırmızı kitabı teslim ediyor. O Hı -hı. zamana kadar da kendisi o kırmızı kitaba devam ediyor zaten. Ondan sonra Elonlara teslim ediyor kırmızı kitabı. Önemli şeyleri sen devam ettir diyor. Kırmızı kitabın Hı -hı. devamını sen yap diyor. Ve o kitap bundan sonra orijinal kitap Firebank'lerin gözetiminde, denetiminde kalıyor. Ama mesela bu kitap şeyde falan çoğaltılıyor işte. Gondor'da falan çoğaltılıyor. Sunwise koleleri geçerek gri limanlara gidiyor. Gri limanlardan gene Kirda'nın hazırladığı bir gemiyle Sunwise'da batıya geçiyor. Böylece Orta Dünya'da yüzük taşımış hiç kimse ayakta kalmamış oluyor. Orta Dünya'da hiçbir yüzük taşıyıcısı kalmamış oluyor. ...1484... ...baharda Rohan'dan Erdiyarına ...Kral Eomer'in Efendi Holwein'in... ...yani Merry'in... ...görmek istediği haberi geliyor. Meriadoc o sırada 102 yaşında ama sağlıklı. Dostlu reisle, Peregrin'le, Pippin'le beraber... ...Eomer'i görmeye gidiyorlar. Rohan'a gidiyorlar. Bir daha da şairde onları kimse görmüyor. Şairden son ayrılışlar oluyor her ikisinin Hı -hı. de. İlk başta Edoras'a gidiyorlar... ...ve orada Kral Eomer... ...artık o da yaşlanmış ölüyor. Aslında ölüyorum son kez dostlarımı göreyim... ...diye çağırıyor zaten. O ölürken yanında nöbet bekliyorlar. Krallarını, saygılarını gösteriyorlar. Daha sonra da Reis Peregrin ile beraber Gondor'a gidiyorlar. Son yıllarını orada geçiriyorlar. Öldüklerinde Gondor'un ulularının yanına Raddinen kral mezarlarına defnediliyor ikisi de. 1541 yılında yani bu yılın Mart günü Gondor takvimiyle 120 oluyor. Yani Aragon iktidara geldiğinin 120. senesi Mart 1. Kral Elessar'da işte ölümü seçiyor ve dünyadan ayrılıyor. Denir ki diyor burada Meryado ve Peregrin'in mezarları Büyük Kral Aragon'un mezarının yanına getiriliyor. Sağına ve soluna defnediliyor Aragon'la beraber. Sonra Legolas Itilende, yani o Yüzük Savaşı'nın olduğu bölgede İtilend'e Faramir'in topraklarında o Anduin'de limanda bir gemi inşa ediyor. Dostu Gimli ile beraber oradan Pelargir'den geçiyorlar, büyük denize çıkıyorlar Beragiana e. ve oradan Gimli ile beraber Orta Dünya'dan ayrılıp Valinor'a gidiyorlar. Böylece 1541 senesinde artık Orta Dünya'da yüzük kardeşliğinden hiç kimse kalmamış oluyor. Üzüngendik mi yine? Evet. İlk birbirlerinden ayırdı Tolkien Reis. Evet. Ondan sonra da Orta Dünya'dan ayırdı evet. herkese. Ne oldu ya senin bir gözlerin de oldu. Vallahi üzüldüm ya. Yalnız Tolkien'in bu kadar detayın düşünmesi ve onların geleceklerinde benim gibi merak ederler diye düşünmüş demek ki. Ne yaptı acaba evet. ondan sonra diye. Ya çok komplike bir şey yaptığın zaman zaten ister istemez uzatabiliyorsun işte oradan uzat, buradan uzat falan. Yani çok çok uzatabiliyorsun yani. o arada işte Aragorn'un o baksana yani çıktı 20 yaşında döndü 50 yaşında. 50. 30 senelik bir şey var. Evet. Hikaye var. Al işte üçüncü çağda iyi bir dizi hikayesi mi yapmak istiyorsun? Orayı Tolkien dinamiklerine sadık kalarak yap işte. Hani Aragon ne bileyim kuzeye gitsin, savaşsın, bir şeyler kursun, değiştirsin. Gondor'da gitsin, Gondor'da savaşa katkı versin. İşte Rohan'da Theoden'in gençliğiyle tanışsın. Değil mi? Gemiyle, korsanlara karşı savaşsın, Umbar'a karşı. Evet. Şey yap hani hiç kitabı aykırı olmadan. Harada götür, doğuya götür, Rum Sönlü denizin ötesine götür. Türlü yaratık koy, Abi, onlarla kapıştır. Sağ Sauron'un şey olarak ne bileyim heykelleriyle tapınıklarıyla tanrı kral olduğunu doğuda onlar hissettir değil mi? Hani hiçbir şeysinde kitabı aykırı olmaz. Ama işte sen bütün bu olasılıkları yoksa ropu yap yani. Bir ara böyle bir söylenti vardı Var. değil mi? Aragon'un gençliği yapılacakmış falan diye. Keşke yapsalarmış. Bu kafayla bunlar yaparlarsa yaparsın. Bunlar yaparsın. fark etmez. Aa, bak, bu, sabık bir şey olur. Yani şu temel dinamikleri aykırı olmadan yapman lazım yani. Olmayan bir şeyi koymayacaksın abi. Şeyi bahsetmeyeceğim Başkan ek D var o hani ırklar bilmem tabii, neler tabii. falan çünkü yani o ırklar üstüne ayrı videolar yapacağız zaten. Yaparız. daha evet. detaylı bu eklerden de daha detaylı videolar yapacağız evet bir serüvenin daha bu sefer sahiden sonuna geldik hikaye bitti ekler de bitti bir dönem daha sona erdi sona erdi o zaman Bölümü kapatalım. Sezi Kafe'ye bu bölümde bize sponsor olduğu için teşekkür ediyoruz. Kahve stokları yenilensin arkadaşlar. Kod bir hafta geçerli. Onu tekrar söylüyorum. Kahveleri aldın mı? İşlerine de al. Buraya da al. Hazır indirim varken. Evet. Abi, ben de alayım. Gerçi Asın. var biraz ama yenileyelim. Stoklayalım. Ben Hazır stoklayalım. indirim varken evet. stoklayalım. Kahve önemli. Teşekkür ederiz Zafer abi. Rica ederim. Yılmadan, usanmadan çalıştığını anlattın bize bu detayları. Hep beraber yaptık. Teşekkür ederiz Cem. O zaman bölümü kapatıyoruz. Emojileri bırakıyoruz. Altın Bukle dedi ya Altın bukleli kız var orada bir tane hmm. emoji onu bıraksınlar. O olabilir. Göz yaşı da bırakabilirler. Herkesi evet. kaybettik sonuçta. Lahit olabilir, Ay, doğru. Öf, üzü üzüldük. Ben altın bukle dedim siz lahit dediniz. Altın doğru bukle diyorsun. de olsun canım. Tamam, o zaman. Oylar sen vardı, o, o da sen olur. Sen vardı. Şey. <laughs> Damga. <gülüyor> 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 bölümü kapatıyoruz arkadaşlar? Teşekkür ederiz bu serüvende bizi eşlik ettiğiniz için. Sizi kafeye de teşekkürler. Görüşürüz. Görüşürüz, Görüşürüz millet.